Efendim iyi akşamlar diliyoruz ve bugün de akşama doğruya başlıyoruz. Zamanın hızlı bir şekilde aktığı bir dönemde 8 Ocak 2024 Pazartesi günü yeni bir haftanın başladığı bugün yine akşama doğru da değerli bir konuğumuz var. Önce konuğumuzu takdim edelim. Sayın Doktor İbrahim Büyükeken, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Unvanını söyleyeyim canım, yani o kadar kolay değil yani iletişimde de doktor olmak, değil mi yani? Tabii zor bir süreç yani. Kesinlikle. Doktor İbrahim Büyükeken, hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum herkese. Merhaba gazetesi, yazı işleri müdürü. Ve tabii biz gündemi konuşacağız İbrahim Bey'le. Sizlere de pazartesileri yaptığımız gibi güzel, bereketli bir hafta diliyoruz. İnşallah herkes için, hepimiz için güzel, bereketli, kazasız belasız hayırlı bir hafta olsun hepimiz için inşallah. Bütün insanlık için genel olarak da baktığımızda diyoruz ve konumuza başlayalım. Şimdi öncelikle tabii ki bu süreçlerde neredeyse belki de 9 yıldır 10 yıldır senin ekranda böyle bir konuşma yapamıyoruz. Yani doğal olarak gazetecilik nasıl... Yaptık ama 10 sene önce bir yaptık. 10 sene önce yapmıştık evet, değil mi burada? O zaman yeni gün gazetesini çıkarıyorduk. Evet, yani şöyle aslında, Merhaba'nın bünyesindeydi. Evet, tabii. Evet. Değil mi? O zaman tabii bambaşka bir dünya vardı. Evet. Ama sen yine değerli bir gazeteci olarak o zaman da... Süreç nasıl ilerledi? Doktora ne oldu? Nasıl bitirdin? Onlara bir sorayım önce de seni bir konuşalım, ondan aslında sonra gündemi konuşalım. Lisansı bitirdikten sonra bir yani yüksek İletişim fakültesini, gazetecilik bölümünde daha sonra yüksek lisansı yaptık. Yani bir boşluk girdi. Sonra tam yüksek lisansı bitirdik. Dil sınavını kazandık. Doktora ilk yıl başvurduk, kabul olmadı. İkinci yıl başvurduk, kabul oldu. Orada evlenmiştik tabii. Tam evlendik, doktoraya başladık. Çocuk oldu. Tam çocuk oldu, doktoraya başladık. Tam yazdığım doktora yazımına başlarken ikinci ve üçüncü çocuklar oldu. İkizler oldu. Evet. Maşallah tabii, bu arada üç çocuk oldu. Tabii süreç uzadı. Allah uzun ömür versin. Süreç tabii uzadı. Yani çünkü bir taraftan gazetecilik gibi çok yoğun bir meslek. Zihin yorgunluğu olan bir meslek. Bir taraftan evde üç çocuk, onlara vakit ayırman lazım. Böyle artık vakit bula bula en son 10. yılda bitirdik. Evet. 10 yıl mı sürdü? 10 yıl sürdü. Ama bitti yani. Bitti. Çünkü aynı işten kolay olmuyor ya. Şöyle bir durum var. Mesela ilk savunmada ben hani başarısız buldular. Haklılardı, eksikler vardı. İkinci savunmada tamamladık, geçirdik. Geçtiği savunmayı bitirdik. Ama cidden kolay iş değil. Hem gazetecilik yapıp hem bu işi doktora gibi yoğun bir süreç yapmak cidden zor bir işmiş. Hatta bazen diyorum keşke hiç başlamasaydım dediğim anlar oldu yani. Çünkü bitiremediğin zaman da insan çok şey yapıyor. Böyle psikolojik olarak. Ama bitirdiğinde iyi ki başlamışım diyorsun, tabii, değil mi? Tabii, yani kesinlikle. Ben hatta şunu da söylüyorum, hani gazeteci arkadaşlara şunu da söylüyorum. Ya mutlaka dil öğrenin. İngilizce mutlaka kendinizi ifade edecek kadar olsa bari öğrenin. Mutlaka yüksek lisans yapın. Ben kendi ekibimdeki arkadaşlara da hep teşvik ediyorum ama tabii pek de dinlemiyorlar. Ya mesele şey değil. Hayat devam ediyor. Yaşımız genç, hani eğitim hayatı devam ediyor. Yani insan öyle böyle devam ediyor değil mi? İnsan yani bir şeyle uğraşması gerekiyor. Evet, evet. Zihni çok tembelleşiyor. Zihin artık hani bir şeyle uğraşmadığın zaman, sadece gazetecilikle uğraştığın zaman da olmuyor. Yanında bir şeyle uğraşmak lazım. Yani dil yüksek lisansıdır, doktoradır veya dil öğrenmedir. İşte yurt bunların gibi hepsini yaptın ama yani maşallah. Yaptık İbrahim ama tabii zorlandık yani. Şöyle yani benim bildiğim birkaç dil biliyorsun herhalde ya şu İngilizcem anda, var hani az buçuk hani Rusça. Az buçuk da değil canım. Yani orta seviyede. Konuşma yani, konuşur ama çok da iyi değil yani şöyle. Bazı arkadaşlar mütevazı davranıyorsun biliyorum çünkü ben lazım görmüştüm konuşmanı gayet güzel bir yani şekilde günlük anlaşıyordun. Kendimi günlük hayatta iletişim kuracak kadar öğrenmiştim. Kursa da gitmiştik bir ara. Yani mesela bazı insanlara bakıyorum adam yaşı 60 hiçbir dile ölmeye ihtiyacı da yok ama adam öğreniyor çünkü faydası var yani niye Alzheimer'ı geciktiriyor. Evet. İnsanın zihni bir şeyle meşgul olması gerekiyor ya. Bu kesinlikle şöyle zaten diyorlar ki ya ben de bu size şiir kitap yazdınız. Yani pek bir şey olmadı yani kendimi tatmin edecek düzeyde bulmadım onun için üzerinde durmadım ama geliştireceğim inşallah yani. Aslında çalışıyorum ama yalnız onu söyleyeyim ben yani metin yazıyorum mesela. İletişim üzerinde yazıyorum. Yani bu dediğini yapmaya çalışıyorum. Sadece diploma alması gerek yok. Yani diplomalar sadece bir belgedir. Ama önemli olan
bu alanda kendini geliştirmek çok önemli yani. Bir de nitelikli iş yapmak önemli. Kesinlikle. Değil mi? Yani yoksa iş yapmak kolay. Herkes şiir yazıyor. Mesela herkes... şimdi sizin hitap ettiğiniz çok güzel. Diksiyonunuz çok güzel. Ama yanında bir de yabancı dil olsa İngilizce, ha, Almanca, ne, Fransızca. Olur yani değil mi? Yani, İnsanlarla tabii, konuşuruz. Kesinlikle. Hatta ya, Arapça olsa bak. Arapça geçen, da olabilir. Filistinli misafirimizi kendimize ağırlamış olurduk. Evet. Bunlar zenginleştiriyor insanı. Kesinlikle. Ve bir de diğer zihnini de taze tuttuğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani insan hayatı sürekli bir şey öğrenmekle geçmesi gerekiyor ya. Kesinlikle, kesinlikle. Yani emekli oldum, iş bitti ya. Ben artık okulu bitirdim, diplomayı aldım. Öyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya ki en fazla kendine zarar verir. Kesinlikle, kesinlikle. Kendini kısırlaştır diyor. Kendini. Geçen de bir metin okudum hatta. Diyor ki bir metinde, eğer diyor ölmek istiyorsan zaten emekli ol diyor. Yani bırak evet, her işi. Git evinde oturmaya başla. Ondan sonra zaten ölmüş oluyorsun zaten bir nevi. Kesinlikle. Ya ömür Allah'ın verdiği bir şey. Evet. Ne zaman dolacağını bilmiyoruz ama bize düşen yaşamak. Öyleyse çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Mücadele gerekiyor. Şimdi ben tabii konuyu da konuşalım istiyorum ama senin doktoranın konusunu. Şöyle ben bu konu biliyorsun ben uzun bir dönemde kurumların kurumsal iletişiminde çalıştım. İşte yani hem Okyanus hem MÜSİAD hem başka kurumlar. Konya Şeker. Konya Şeker, Torku ki gerçekten çok önemli bir deneyim süreciydi. Evet. Senin konu başlığının çok değerli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Yani özellikle de mesleğe başlayan yeni insanlar için. Orayı da bir iki satır en azından konuşalım tabii da. Tabii. Şöyle Konya'da mesela halkla ilişkiler olarak kurumların medya ilişkisini yazdın yani. Evet. Bu çok önemli bir şey. Konya deneyimi diye başlığıyla. Kitaplaştırmalısın bence. Şu an onun aşamasına başladık. O süreç başladı. Yani YÖK'te daha yeni bir ay önce yayınlandı. YÖK'te bir buçuk ay önce yayınlandı yani. Evet. YÖK'ün şeyini sistemine girdi. Yani tezin konusu tabii halkla ilişkiler uygulaması olarak medya ile ilişkiler. Yani Konya'daki genel itibariler ve Türk halkla ilişkiler sektörü ve yerel basın arasındaki ilişkileri ele aldım. Yani haberlerin yayınlanma, bültenlerin yayınlanma gerekçeleri, basın müşavirlerinin, halkla ilişkiler uzmanlarının gazetecilerle iletişimleri, nasıl yazmaları gerekiyor. İşte zaman periyodi, hangi zamanda bülteni göndermesi gerekiyor. Örnek vereyim. Saat 5 olmuş, işimiz bitmiş. Bakıyoruz basın bülteni geliyor. Evet. Yani, boş bir şey ya. Biz de yapıyorduk bazen ama ben arıyordum yani en azından. Yani iş bitmiş. İbrahim da haber göndereceğim. Ve haber mesela küçük giriyordu. Sayfada. Evet. Yine de küçük giriyor. Çünkü neden? İş bitmiş ve yani hangi haber sayfa tamamlanmış. Mesela bunları ele aldık. Mesela bazı hani örnek vereyim. Bir basın müşavirinin bir gazeteciye nasıl ilişkisi olması lazım? Bazı basın müşavirleri gazeteciler hakaret ediyor. Mesela bir rekabet var. Sosyal medyada laf sokuyor. Ne bileyim böyle ilginç şeyler şahit bunu olur. Mesela kesinlikle bir iletişimci yapamaz. Sen kesinlikle. Çünkü o kurum adına, başkanın adına tabii, gazetecilerle hatta başkanını, kurumunu sen evet, iyileştireceksin. Nasıl kavga edebilirsin? Ama yapanlar ya? Var. Var var evet. Evet. Yapanlar nezaketsiz var. Nezaketsiz. Hayır, yani evet, ne yazık yapanlar ki var. Maalesef çok yakından tanıdığım arkadaşlarımız da hala yapıyor bu işi. Hatta ben bunu isim vereyim. Ya Selçuk Üniversitesi zamanında bir şu anda değil, şu andaki şu değil. Şu anda değil, geçmişte. Yani mesela bir yazı yazmıştık. Yani eleştirdik yani yaptılar uygulamaları. Yani böyle hakkımızda çok çirkin ifadeler kullanmışlar. Halbuki adam ne tanırım, ne ederim. Evet, evet. Yani hatta tweet attılar işte. Size adamlığı öğreteceğiz, gazeteciliği öğreteceğiz diye tweetler attılar. Yani böyle çirkin şeylere şahit olduk. Burada bir gazetecinin, bir hani basın müşavirinin basında yetişimi hem kurumda değer katar hem kendine değer katar. Evet. Ama bizi de eleştirdiğiniz oldu. Ben tabii, mesela hiçbir zaman öyle tabii, bir yaklaşımda olmadım yani. Tabii. Bu, değil mi? Kesinlikle. Ve arkadaşlarımızda hiç kimse böyle bir yaklaşım içinde olmadı değil mi? Yani olduk mu yani en azından? Genel itibariyle birkaç kişi hariç yaşamadık yani Konya'da. Bu işi yani cidden çok iyi yapan arkadaşlarımız var ama eksik yapıyorlar biraz. Evet. Ben mesela çok haklı olduğumuz ve gazeteci arkadaşımın tamamen yanlış bilgiler üzerine inşa ettiği bir haberde bile hakaret etmedim yani. Tabii. Olayı açılarsınız. İzah ettim. Tabii, budur. İkna da olmadı. Evet. İncitti de beni biraz hatta. Evet. Ama sorun değildi. En azından dedim ki senin şeyine saygı duyuyorum. Kişilik ya, haklarına yani gazeteciliğine evet, şeyine saygı duyuyorum. Ama bu işi yanlış yaptın. Bu kurum Konya için çok değerli. Evet. Ve bildiğim bilgiler yanlış. Bunu yapabilirsin. Burada bir sorun yok tabii, herhalde tabii, değil mi? Tabii tabii. Burada iyi niyet ve
önemli, iyi bir izah et. Yani adam, yani sizin yapacağınız o açıklama karşılıklı arkadaşı ikna eder etmez. Ama diyalog çok önemli. Evet, evet. Yani bazıları diyaloğu yanlış açıklıyor. Yöntemi farklı oluyor. Üslubu farklı oluyor. Kabalaşıyor. Ondan kabalaşmadan iyi niyet çerçevesinde açıklarsın. İkna olursa düzeltir. İkna olmasa kendi tercihi. Kendi bilir tabii, tabii. O yani en nihayetinde mahkemeye götürebilirsin ki tabii. Bizim prensibimiz değildi hiçbir gazeteci tabii. arkadaşımızı. Yani şimdi diyecekler ki bizimle mahkemeleşti Konya Şeker, o bizim dönemimizde olmadı. Yani evet, bizden evet. önceki dönemlerde olmuş. Bir iki tane ama o da farklı süreçler. Tabii onların yazdığı haberler işte hani hukuki boyut taşıdığı için. Yani o hakaret düzeyine varmaması lazım tabii, işte. Tabii tabii yani. Kesinlikle. Burası da önemli. Gazetecinin durduğu yer de önemli. Ya mesela örnek vereyim. Geçenlerde bir siyasetçinin, Konya Milletvekili'nin danışmanı bizim Facebook sayfamıza bize hakaret etmiş. Size ya bak danışmanı yapıyor. Danışmanı ve ekran görüntüsünü aldık. İl başkanına attım. Başkanım hani bu arkadaşa uyarın. Yani Allah Allah. İsim vermeyeyim. Yani muhalefet partisinin birisi. Aslında bence verin canım yani. Ya, neyse vermeyin isterseniz. Sonra silmişti. Yorumunu evet. silmiş ama yani ya senin basınla iletişim kurman gerekiyor. Ne demek yani bir eleştiri yapılmış müttekiline. Altına senin küfürlü yani hakaret, küfür değil mi? Hakaretvari bir tweet atmışsın. Cevap atmış. Cevap vermişsin. Sonra geri siliyorsun ama ekran görüntüsü elimizde duruyor hala. Böyle şeyler de var. Yani. Bunlar evet. da şahit olduk. Bence bunun nedeni şu. İbrahim'ciğim bana katılır mısın bilmiyorum. Yani sen hani yıllardır Konya medyasındasın. İletişimi evet. de Konya'da bitirdin. İşte bak doktorasını da yaptın. Yani akademi evet. her tarafını biliyorsun. Olayın özü şu. Mesela sayın milletvekilleri o kadar önemli iletişimci varken gidiyor kendi akrabası tanıdığı bir falan filan diye öyle bir insanla bu işleri götürmeye çalışıyor. Bir, gönderdiği metin haber olmaz. Olmaz. Video yani eline almış telefonu böyle foto video çekmiş haber olmaz. Görüntü girmez. Evet. Yani bu süreçleri yönetecek bir insanla götürmemiş. Tabii. Sorun oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Ya biz mesela geçmişte şahit olduk. Bir metekliğin basın danışmanı haber atmış. Basın bülteni. Ya bülten tüm büyük harfle yazılmış. Ve cümleler içinden çıkacak gibi değildi yani. Evet. Ve resim var ya şeydi. Bu ilk çıkan telefonlar var ya şeyler. Fotoğraf makineleri. 2 megapiksel. Resim resim değil. Fotoğraf fotoğraf değil. Haber haber değil. Bunu gönderirken bir utanır yani, insan. Ya, bilmiyorum. Biz artık hani direkt yani çöpe attık, haberi girmedi. Çünkü düzecek hiçbir tarafı yoktu. Cümleler o kadar kötüydü ki. Ya bu adam dünya kadar maaş alıyorsun. Bir vekilin danışmanlığını yapıyorsun. Ya vekilin hatası var burada. Vekilin ben sayın milletvekilinin hatası olduğunu tabii, tabii. düşünüyorum canım. Yani. Hiçbirine ben yıllardan beri hani hem iktidar milletvekilleri olsun hem muhalefet milletvekilleri olsun. Yani basında çok iyi iletişimler olmadı yani. Öyle bir evet. iyi bir basın danışmanları olmadı yani. Zaman zaman olduğu zamanlar oldu. Oldu. Da, bu birkaç bu kişi vardı. He. Birkaç kişi hatırlıyorum. Akif Bey vardı mesela. Şey evet. dedi, Orhan Bey'in herhalde. Evet. Değil mi? Çok, çok değerli. Önder vardı mesela. Önder vardı. Önder mesela hakikaten çok mesela iyi bir... gazeteci kökeni mesela. Evet o da gazetecilik kökeni tabii, olması. Artık bu işi çözmüşler. Ya bazıları yani akrabayla olmuyor. Yani tanıdık akraba işte eş dostla olmuyor yani bu şey. Evet, evet. Medya iletişimi çok önemli yani. Kesinlikle. Bunun yani işte burada bir önemini izah edemiyoruz gibi kesinlikle. Geliyor bana. Ya bu şey de öyle. Mesela kurumlarda da çoğu kurumda da o sıkıntı var şimdi. Bazı Konya'daki bazı kurumlarda da o sıkıntı var. Hani belediyelerde o sıkıntı yok. Çoğu eski gazeteci. Evet. Hepsi biliyor hani medya iletişimini. Kesinlikle. Belediyelerde yani, hiçbir iletişim yok. Sorun olmuyor. Ama mesela üniversitede bu sıkıntı var. Örnek vereyim. Selçuk Üniversitesi'nde hala bu sıkıntı var. Hatta ben bunu rektör beye de söyledim. Ki biz rektör beyi severiz yani. Yani. Orada bir sorunumuz yani, yok değil mi? Mesela geçen dönemde tabii Mustafa Şahin döneminde de aynı sıkıntı oldu. Evet. Yani bir kriz anında krizi yönetemiyorlar. Yani eline yüzüne bulaştırıyorlar. Gazeteciyi tanımıyorlar. Gazeteci onları tanımıyor. Biz arıyoruz. Kurumsal iletişim koordinatörü değişmiş. Evet. Kim oldu belli değil. Mesela aslında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Engin bu konuda evet, daha Engin, iyi tabii, gibi. Tecrübeli. Daha Engin tecrübeli. Yıllardan beri tanırız. Yani haber oluyor. Engin Bey olayın aslı budur. Evet. Yani açıklama gönderiyoruz. Hani güzel yapıyorlar. Tebrik de ettim. Ama genel Engin Bey mi tebrik tabii, etti? Tabii. Ha, bak. Mesela geçenki bu şeyde ilahiyattaki silahlı çatışmada, evet. kavgada hemen açıklama yaptılar. O da rektör Özbekistan'dan uçakla geri döndü. Bu aslında iyi bir kriz yönetimi. En azından kamuoyuna bilgi gelindir. Yoksa gazeteciler bilgi gelmeyince
Yani yalan yanlış doğal olarak ya tabii. Yazmak zorundayız. Yani yazmak zorundayız. Şimdi ben oradaki masadaydım ama şimdi gazeteciyim. Tabii. Yazmak zorundayım. Kesinlikle. Süreci yönetirsen sorun olmaz. Bilgi vereceksin. Yani bilgi vereceksin. Arayıp konuşacaksın. Hı. Diyalog kuracaksın. Zaten işin iletişim yap. Kesinlikle. Başka bir görevin yok değil mi? Yani kesinlikle. Ya burada biraz da hani bu işe yatkın insanların İslam edilmesi lazım. İletişim mezunu olması yetmiyor. Biraz gazeteciliğin anlaması gerekiyor. Mesela Amerika'da mesela hep böyle. Mesela Edward var mesela. Ivy Lee var mesela. Hepsi şey. Eski gazeteci. Evet evet. Ve Amerika'daki halkla işlerin ilk temelini atan insanlar yani. Ve cidden de kamuoyunu etkileme güçleri çok fazlaydı. Burada hani biraz gazeteci kökenli olup bu alan hem teorik hem uygulamalı eğitim olduğu zaman hem kurumu daha iyi temsil ediyor hem kurumla ilgili olumsuz haberlerin çıkmasının önüne geçiyor. Olumlu haberlerin daha çok çıkmasını sağlıyor. Marka değerini artırıyor. Tabii olumsuz bir haber çıksa da açıklama yaptırıp hem ikisini bir de çıkıyor. Burada hani her şeyin temeli medyayla ilişkiler ya. Kesinlikle. Çok ağır süreçler geçirdik biliyorsun Torku'da yani. Evet. Çok ağır süreçler geçirdik. Yani evet. Hala görüştüğüm İstanbul'da internet sitesi dostlarım vardır. Hepsiyle tanıştık yani. Evet. Niye tanıştım? Bir tane haberin doğrusunu yayınlatabilmek için. Seninle de o süreçlerde çok görüşüyorduk. Evet. Sağ ol. Yani vatan millet sevgisini evet, evet. Sonuna kadar Merhaba gazetesinden hep görüyorduk. Sen de kıskananlar bile oldu diyelim değil mi yani? Evet. Ama yanlış biliyorlardı. Öyle değildi. Bizim amacımız güzel iletişim tabii, tabii kurmaktı değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Onun dışında bir ilişki türü olmuyordu yani. Kesin, çok doğru. Kesin. Şimdi Murat. Siz de Torku'da gitten güzel bu işi çok iyi yapıyordunuz. Estağfurullah. Yani. Ya şöyle iyi bir ekip olduğu zaman tabii. Erdoğan abi, Yusuf Başkan, Sayın Yusuf İnanç. Evet. Ondan sonra oradaki mesela Süleyman Bey'in mesela evet. satın alma bölümünü evet. gayet güzel götürüyordu. Adem Yıldız mesela. Evet. Gerçekten çok iyi bir yardımcı doğru. arkadaştı. Yani fevkalade bir süreç yönetimi oluşturabiliyorduk yani. Onların ekip çok önemli. Evet ya. Evet kesinlikle. Murat Kurum'la başlayalım evet. istiyorum. Ya 30 oldu yeni başlıyoruz evet. onlara. Aslında Murat Kurum zaten hani İstanbul milletvekili adayı olarak gösterildiği zaman bu konular hani gündeme gelmeye başlamıştı. Evet. İstanbul Belediyesi'nin adayı gösterecek diye. Yani ben bekliyordum ama hani %100 emin değildim. Hı hı. Yani çünkü nihayetinde İstanbul çok tanımıyor. İstanbul değil. Hani baktığı zaman da Konyalı, Ankara'da doğmuş. İnşallah hani bizim Konya'dan birisinin aday göstermesi şehrimiz adına gurur verici bir şey. Ama zor bir süreç bekliyor. Murat Kurum nasıl bir isim? Önce onu sorayım. Yani Murat Kurum hani Şehircilik Merhaba Bakanlığı. Gazetesi'nde bir haber okumuştum. Yani hakikaten çok övücü bir haberdi. Yani hala orada noktada duruyor musunuz? Değişti mi onu? Biz, yani Murat Kurum için yaptılar ortada. Evet evet. Değerli yani değil Altın mi? Çarşı, Mevlana Çarşısı, işte Ağdış'taki konutları. Yani Konya için ciddi yatırımlar yaptı. Mesela çoğu bakanlar, çok bakan geldi geçti Konya'dan. Ama en büyük, en çok yatırım bu dönemde. Murat Kurum zamanında geldi. Hani bizim Konya basına da destek oldu. Yani çoğu zamanında yapılmayan çoğu şey Konya basına destek oldu. Yani kişilik olarak da düzgün birisi. Yani yatırım Konya'da desteği çok fazla oldu. İyi bir Konya milliyetçisi. Danışmanları hepsi bizim dostlarımız. Tabii danışmanlarla yani, bir şeyimiz var. Ayrıca bizim hani yöremizden çıkan bir insan. Evet evet. Bir de ben Sayın Murat Kurum'un en çok sevdiğim yönü şu olmuştu. Bunu Sayın Ahmet Davutoğlu da yapmıştı. Haksızlık evet. yapmayalım. Şöyle Konyalı insanlarla çalıştı. Yani şey ne anlamında söylüyorum tabii bunu? Konya milliyetçisi. Bakan yardımcısı anlamında evet. söylemiyorum. Evet, evet. İletişimi kuran insanlar. İletişimi konuşanlar. Değil mi? Evet evet. Ahmet Davutoğlu'nda Sayın Osman vardı. İsmail Küçük vardı. Burada da işte Halil İbrahim yani, Bey var. Halil Erdoğan var. Halil Erdoğan evet. var. İsmail var. Hepsi evet. bizim dostlarımızdı yani. Evet evet. Yani Konya için büyük bir değerdi. İnşallah hani İstanbul'da zor bir süreç bekliyor. Fatih Bey falan vardı basın şeyi. Onlar da çok değerliydi Murat Bey'in. Onu belirtelim de yani hepsi. Ben Fatih tanımıyorum. Ya yani. Ben de tanışmak durumunda evet. kalmıştık. Burada bir Halil Bey'le gelmiştik. Halil Bey çok yakın zaten evet. dostumuz. Yani hatta Konya Spor yönetimi evet, 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 yaptı evet. bir ara. Asıl bundan sonrası ne olacak? Biz hani ne bekliyorsun onu sormak. Yani zor bir süreç yaşayacak. Kazanır mı, kazanamaz mı, ikna eder mi, edemez mi İstanbulları? Dönüşüm diyorlar mesela, dönüşüm konusuna nasıl bakıyorsun? Şimdi Cumhur İttifakı duruşu belli. Hani evet. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi
tek aday çıkaracak. Şimdi onlar MHP Büyük Birlik Partisi çıkarmıyor. Ama yeniden Refah Partisi çıkarırsa biraz sıkıntılı ve çıkar şu an için bir aday var. Evet, resmi ilan edildi mi bu arada yeniden? Yani az önce bir arkadaş attı ama resmi olarak hani aday olarak var ama geri çekebilirler mi? Çekebilirler. Ama karşılığında Millet İttifakı'na bakarsak artık ittifak diye bir şey yok. Evet. CHP tek adayını çıkarıyor, Ekrem İmamoğlu. İşte DEP'in ama herhalde orada desteğini aldı. Evet. DEM. DEM. Ama DEM de çıkaracak kendi adayını. Öyle mi? Evet. İstanbul'da çıkaracak mı? Öyleyse İYİ Parti de çıkaracak. Saadet Partisi de çıkaracak. Saadet Partisi de çıkaracak. Gelecek Partisi de çıkaracak. Buna baktım, böyle baktığımız zaman yani başa baş bir seçim olarak geçecek. Yani %100 garanti demiyorum Murat Kurum kazanacak diye. Ama zorlayacak yani, zorlanacak. Yani geçen seçimde arada 850 bin oy farkı vardı. Yani bu oy farkı nasıl kapacak? Bir taraftan hani iktidarın hani ekonomi politikaları, işte artan yok, işte ekonomik sorunlar, yoksulluk, İstanbul seçmeni, Konya seçmeni gibi değil. Evet. Bunlar tabii etkili olduğunu düşünüyorum ama o yoksulluğun mesela tabii emeklilere tabii emekliler yani mesela çok belirleyici. 7500 lira maaş alıyorlar. Yani evet, işte değil mi? Bunlar evet, biraz üzerinde durmamız lazım. Yani tabii şey var. Şimdi Ekrem İmamoğlu yıllardan beri siyasette hani belediye başkanlığı yaptı. Evet, evet. 2019'da iki seçimi de aldı. Baktığın zaman iktidarı zorladı yani ve ilk defa tarihinde bir seçim kaybettirdi. Evet, evet. Laf cambazlı bir insan. Güçlü bir iletişimi var. Murat Kurum'un o yönü zayıf kalıyor biraz. Onu o kazanmasına neden olur mu diye ben aslında şöyle, evet, yani siyasetin içinde değil de sanki daha teknokrat, evet, bir yapısının insanlar, evet, ikna eder mi diye. Yani şeyi çok, biz az önce konuştuk ya, bir kere medya ile ilişkiler konusunda kesinlikle çok önemli bunlar. İkna, çok iyi bir seçim propagandası hazırlanması lazım. Kesinlikle. Mesela şimdi CHP'nin seçim propagandası ya Kanal ya İstanbul diyor. Hı hı. Yani cidden aynı Amerika'daki seçim propagandaları gibi etkileyici bir şey aslında. İşte İstanbul seçmenini ikna etmesi gerekiyor. Yarın şunu da diyebilirler ya, işte Konyalı adam, işte Ankaralı, bu Ankaralı, Konyalı, onu da diyebilirler. Yani seçim sürecinde bunlar gündeme gelecek yani. Mutlaka canım, hepsi gelecek. Hem de hepsi gelecek yani ama. O yüzden hani Murat Kurum'un %100 kazanacağını söylemek yanlış olur ama ümit ediyoruz ki alır. İnşallah bizim dileğimiz kazanması. Yani bizim şehrimizden çıkan birisi. Ama şu bir gerçek var. Karşıdaki aday da öyle deve dışı bir aday. Bir de şey var yani Ekrem İmamoğlu farklı siyaset geliştirebilme tabii yeteneğinin olduğunu gösteriyor. Yani farklı bağlantılar. Yani bir laf cambazı. Evet yani, evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da devirdiler yani. Evet evet, değil mi yani? Tabii. Adamın yerinde yerler yani, esiyor yani. AK Parti yani 22 yıllık iktidarında ilk seçim kaybettiren isim yani baktığınız zaman. Evet evet. Yani karşıdaki adayı hani ittifak yok diye, hani Millet İttifakı dağıldı diye bakarsanız yanlış yaparlar. Evet, evet. Yani İYİ Parti'nin içinden de çok oy verecek insan var. Yani Dem'den bile, hatta bir de şöyle bir durum var. İstanbul'daki Trabzon'da zeminde o birlik olur diyorsun yine. Ya yani tabanda olabilir yani. Tabanda. Bir de yani İstanbul'da ciddi bir Trabzon lobisi var. Evet. Karadeniz lobisi. Karadeniz lobisi var. Bunlar yani AK Parti'ye oy veren Trabzonlular, Karadenizliler bile Ekrem İmamoğlu'na geçen seçimde oy attılar. Evet. Farklı siyasi görüşten insanlar oy attı. Yine aynı durum yaşanabilir yani. Evet. Yani burada tabii mesela Sivas, Konya, Kayseri tabii orada da çok güçlü yani. İç Anadolu lobisi ama bunlar bir araya gelebiliyor mu? Gelebilir işte mi? O etkili. Değil mi? Mesela şöyle bir durum var. Abi İç Anadolu insanda o dayanışma ruhu daha az. Evet, Konyalılar evet arasında dayanışma ruhu çok zayıf yani. İstanbul'da bu çok ciddi bir Konya lobisi de yok yani. Evet. Kayseriler destekler umarız diyelim. Konya'lı kazansın diye. Kayseriler ve Trabzon arasında ciddi bir dayanışma var. Yani seçim başa baş gidecek diye düşünüyorum değil mi? Siz ben ne düşünüyorsunuz? Yok ben de senin gibi düşünüyorum. Yani öyle çok öyle kolay bir seçim olmayacak yani. Çünkü iktidarın en büyük dezavantajı yaşanan ekonomik kriz. Evet, evet. Bir kere yani şunu çok net ifade edeyim. Bu zam oranlarıyla evet, yani emekli ki evet, İstanbul bugün 20-25 milyon nüfustan bahsediyoruz. Evet. Çok istedikleri anketörle konuşabilirler. Araştırma şirketiyle evet konuşabilirler. İstedikleri araştırma yapabilirler. Evet. Şu rakamlar yani 7500 lira 8500 lira olmuş bir ortamda evet, 11 bin lira 12 bin liranın bile insanları
kıymeti harbiyesi olmayacağını ve çok ciddi bir şekilde AK Parti'yi bunun %1-2 puanın da çok önemli olduğu bir ortamda. Çünkü Ekrem İmamoğlu da %1 ile %1'in altında bir oyla ilk turu kazanmıştı değil mi? Yani, 13.500 oy fark vardı. Evet evet. Ama ikinci defa yapılınca bu 850.000'e çıktı. İkinci turda zaten orada kaybediliyor. Bunu evet. Hani şeyde de gördük. Orası ben biri asıl birinciyi önemli diye düşünüyorum. Evet. Orada mesela çok düşük rakamlarla kazanılabiliyor süreçler. Evet. Ve yani şunu da söyleyeyim yani AK Parti'nin özellikle 2019'daki o seçim mağlubiyetinden ders çıkarması gerekiyor. Evet evet. Dil çok önemli. Mesela o zaman Tevfik Göksu dedi ki işte bu adam dedi Trabzon Rumlarından dedi. Hı hı. Yani bir oy kaybettirdi. O yani, dillere girmemesi gerekiyor. Kesinlikle bu nefret dili hani ayrıştırıcı dil kullanmaları kullanılırsa İstanbul diyorum ya şimdi İç Anadolu seçmeniyle İstanbul seçmeni çok farklı yani. Evet evet. Yani İstanbul seçmeni bir partiyi bir takım tutar gibi tutmuyor. Daha böyle rasyonel, akılcı yani bir mesela onlar için bir partinin kutsallığı, bir liderin kutsallığı yok. Değişebiliyor sürekli. Ama İç Anadolu'da bu avantaj da dezavantaj da değil mi yani? Yani İstanbul'da demokrasi kuralları daha evet, net istiyor. Evet. Yani o yüzden AK Parti'nin biraz geçen seçimdeki yaptığı hataların ders çıkarması gerekiyor. Şimdi bir taraftan hani Murat Kurum adayı gösterdiniz ama nihayet de bu adam İstanbul'da bir yıldır yaşıyor. Evet. Bir taraftan bakıyorsun bakanlık tecrübesi var. 4-5 yıl bakanlık yapmış. Dönüşüm olayı var. İstanbul bekleyen bir deprem var. Bunlar avantajlar. Bunlar yani avantajlar. Ya. Mesela ben Murat Kurum'a teslim edildiği takdirde tabii. İstanbul'daki dönüşümün çok başarılı bir şekilde. Mesela bunu İstanbullulara çok iyi anlatmaları lazım. Evet bunu iyi anlatmaları lazım. Anlatmazlarsa. Olay işte şey üzerine götürülürse işte evet, evet. CHP hain, CHP terörle ittifak evet, yaptı evet. diye götürülürse kaybederler. Ama şunu hatırlarsa bizim kazanmamız lazım. Bakın İstanbul'u dönüşüm hazırlamamız lazım. Büyük küfür deprem olma riski var. Yani bunu hatırlarsa İstanbul evet, seçmeni evet. bu konuda ikna olur diye düşünüyorum. Evet. Ya biz mesela aslında ben İstanbul'u niye konuşayım? Biz TV 42'yiz. Ben tabii İstanbul'u ha Murat Kurum'u konuşurum Murat ben. Kurum'u konuşuyoruz ama tabii. Murat Kurum. Ama şunu diyelim. Eğer Murat Kurum bizim hemşehrimiz biz kazanmasını isteriz. Tabii biz onu istiyoruz. Yani şey olur. Ama bunu da diyoruz ki AK Parti eğer kazanmasını istiyorsanız siz de öncelikle evet. şu emekliler. Tabii. Yani bu konular önemli konular. Yani tabii İstanbul'da emekliniz çok evet, fazla. Evet evet çok fazla. Lütfen buyur. Şimdi Konya'da bir emekli hani 8500'e iyi kötü geçinir. Geçinmez İstanbul'da ama İstanbul'da nasıl geçinecek? İstanbul'da nasıl ya, geçinsin yani İstanbul'da. Yani, Allah bu adamlar yani. Taş mı yesin yani baktığın zaman. O adam da İstanbul'daki emekliler hep eğitimli insanlar. Ya Haziran'dan beri taş yiyorlar. İşin yani gerçeği de bu ama evet. yani. Öyle değil mi ama tabii yani? Tabii ki şimdi Konya'daki acımadılar şeydir, yani, muhafazakardır. Emekli, yani acımadı ben, yani. Ben geçinirim der bu parayla. Allah verdi bereketli olsun ama İstanbul'daki seçmen onu demiyor. O direkt sandıkta bunun acısını çıkarıyor. Evet evet. O yüzden yani hükümetin mutlaka emeklilerle ilgili düzenleme yapması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de bir de oranın işte ne bileyim kıyı Ümraniye evet. çok yoğun nüfusu olan bir Gazi Osmanlı. Evet. Çok yoğun nüfusu olan böyle kenar biraz ne diyelim evet. Gettosunun da olduğu bölgeler var. Evet. Buralarda çok yoğun nüfuslar var ama. Doğru. Ve bu işte bu nüfusa bu nüfusun valla ben şeyle hiç ilgileneceğini zannetmiyorum. Bu nüfusa anlatabilirlerse tabii. dediğiniz gibi o dönüşümü değişeceğini kesinlikle. O zaman avantajları olabilir. Bir de şu var yani hükümetin İstanbul'daki düzensiz göçmen sayısını azaltması lazım. Evet evet. O da ciddi bir sorun yani oy kaybında. Yani şu an İstanbul'da sadece Suriyeli ve Afgan yok. Pakistanlı, Nepalli. Avrupalı dolu yani, var. Rusu, Ukraynası. Kesin şu an biraz daha katılaştırdılar evet, bize evet. oturum evet, evet. için de. Yani bu da çok ciddi sıkıntı. Şu an İstanbul tıka basa dolu. Yani şu an İstanbul'da boş yer yok yani. Kesinlikle öyle. Yani Allah göstermesin şu an deprem Allah olsa İstanbul'da var ya. Yani ne oraya yardım girer ne o insanların enkazdan çıkar. Yani binalar Türkiye binalar ekonomi, hiç İbrahim o konuyu hiç konuşmuyor. Hani, Türkiye ekonomisini de mahveder. Türkiye yani. Ekonomisini de mahveder. Yani zaten bekleniyor bir deprem. Muhafaza. Yani biz daha önce haber de yapmıştık da artık yatırımların Konya'ya doğru kaydırılması gerekiyor. Yeni yatırımların. Hani hem deprem konusunda daha güvenli, hem limanlara yakın,
hem ülkenin ortasında işte İstanbul ve Marmara, Kocaeli, İstanbul bütün yatırımlar orada. Depremsellik anlamında tabii, daha güvenli tabii, bölge. Türkiye'nin şu an nüfusunun %25'i İstanbul'da ya. Evet, İstanbul'da, evet, Kocaeli'nde, yani Marmara bölgesinde ve en riskli bölge orası. Evet, Allah korusun. Tabii, inan var ya, ben Konya'da düşünmek bile istemiyorum ya. O kadar, çünkü diyorum ki Allah korusun orada bir küçük bir sarsıntı tabii, bütün ne ekonomi bırakır ne ve beyin gücünde mahveder. Etmiş beyinler orada sadece. Evet, evet. Kahramanmaraş depreminde ne kadar hani akademisyen hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin hepsinin. Siyasetçiler yani, bir tabii sürü. Siyasetçiler, milletvekilleri hayatını kaybetti. Evet, evet, sporcular. Evet. Yani Kanal futbolcu bile Hatay depreminde hayatını kaybetti. O Kıbrıslı çocuklar. Kıbrıslı çocuklar. Neler yani? Şimdi İstanbul'daki olay cidden hani bunu artık şu an Türkiye'nin en önemli meselesi bu olması gerekiyor. Bence de. Ben Murat Kurum'un zaten en büyük avantajının, evet, Türkiye'nin bu noktaya odaklanması gerekliliği, kesinlikle, dönüşüm ya dönüşüm kavramı olduğuna bu, inanıyorum. Orada alanda başarılı bir tabii, çizgi çizdi. Bu hani siyaset üstü mesele. Evet, yani evet. Mesela bu olaya bir A Partisi, B Partisi olarak bakmıyorum. Bunu ölürsek İstanbul, zaten hep birlikte ölüyoruz canım. Tabii, o parti, ekazda, partili olmuyor tabii ki yani. Baksana. Yazık, işte bir sürü İstanbul seçmeninde bunu iyi anlatmaları, evet, gerekiyor. Siyaset dilinde böyle hani nefret ve kutuplaştırma üzerine değil de daha çok hani kapsayıcı, kucaklayıcı. Çünkü İstanbul seçmeni geçen seçimde bu yüzden kaybettiler. Evet. Murat Kurum'da, Sayın Murat Kurum'da bu potansiyeli görüyorum diye düşünüyorum. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı zamanında kabinede mesela en böyle ılımlı dili kullanan bakanların, evet, evet, birisiydi. Fahrettin Koca ve Konyalılar. Evet, evet. İşte Süleyman Soylu sürekli nefret pompaladı. Sürekli karşısında rakip oluşturdu. Tabii, ama Fahrettin Koca mesela muhalefet partileri bile, muhalefet liderleri bile Fahrettin Koca'yı takdir etti. Mesela o pandemideki dili. Konya'mızın hoşgörüsü demek ki orada bile. Evet, yani. Çünkü Ali Bey de şu anda, Sayın Ali Erlikaya da öyle. Tabii yani mesela şu an maşallah, muhalefet partilerinin destek verdiği tek bakan o yani. Sayın Ali Yerlikaya oluyor ya. Destekliyorlar şu an. Mesela, evet, daha önce hepsi Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri yapıyordu. Şu an hepsi diyor ki devam et diyor, arkandayız. Güzel bir şey. Ben birebir kaç tane liderden duydum, evet, bunu. Yani Sayın Ali Yerlikaya çok iyi işler yapıyor dediğini. Evet. Bu demek ki denilebiliyormuş. Demek yani ki denilebiliyormuş. Aslında toplumda böyle bürokratlara, böyle bakanlara ihtiyacı var. Evet. Konyalılığa ihtiyacı var demek, evet, ki. Yani Konya'nın o hoşgörüsü, sevgisi, evet, ama Konya da bunu geliştirmeli yalnız. Konyalı kendisine her şekilde hoşgörü gösteriyor. Yani. o da doğru, harika, hem de bir tek bizlere kendimize şey yapıyor ama inşallah birbirimizi de seveceğiz, i̇nşallah, diyelim. Şimdi vaktime bakayım, 45. Merhaba'yı konuşalım biraz. Konya'daki yerel seçimi unutur muyuz diye korkuyorum biraz ama. Ya Konya'daki yani yerel seçimi çok konuşacak bir şey yok. Niye bu kadar sessiz ya Konya? Onu yani söyleyeyim. Yıllardır gazetecisin. Bu kadar sessiz, evet, bir süreç oldu mu? Olmadı. Hiç? Olmadı değil mi? Ya şimdi en hareketli seçim 2014 oldu. Evet. Çok yoğundu çok o zaman. Yoğundu. Çok yoğundu. Yani, çok tempolu seçimdi. 2019'da çok hareketli olmadı. Çünkü zaten Cumhur İttifakı burada tek aday çıkaracak. Evet. Mesela Konya'da MHP'den aday çıkmayacak. MHP Büyük Birlik aday çıkarmayacak. Bu da aşağı yukarı hani muhalefet de yine dağınık. Yani burada bütün muhalefet partileri kendi adayını çıkaracak. Sadece aday olacak, sembolik aday çıkacak. Başka şey görünmüyor yani. İyi Parti Süleyman Bey İnşaat Mühendisleri Odası konuşuluyor. Yani. Konuşuluyordu ama ben duyduğum kadarıyla İyi Parti'den değilmiş herhalde. İyi Parti'ye de Kadir Bey'e çıkardı deniliyor. Kadir Bey ilan etti mi, ben duymadım. Ya ben de duydum da tam Deva Partisi Seyit Karaca'ya çıkardı il başkanı. Ha, onu Seyit Bey de Konya'da bilinen, tanınan bir isim ama. İşte tabii isimler şimdi Konyalılar. Şimdi akılcı düşünmek zorunda baktığın zaman. Evet, evet. Yani evet, şöyle belediyecilik nasıl mesela, ben sana sorayım, kendim yorum yapmayayım. Konya'da yani, belediyeciliği nasıl görüyoruz genel olarak? Genel itibariyle hani şunu söyleyeyim. Konya'nın en büyük sorunu ulaşım, hava kirliliği. Evet. Görünüyor, ulaşım sorunu hala ciddi bir sorun, hava kirliliği. Çevre yolu bir türlü yapılamadı. Onlar yapılamadı. İşte ulaşım sorunu çözebilirsin. Evet, evet. Mesela ben bu yaz Roma'daydım mesela. Yani mesela dünyanın en güzel büyük şehirlerinden bir tanesi değil mi? Yani dış taraflarında mesela ben çöpler gördüm böyle. Faaliyet cırt atıyordu. Roma'da yani. Evet. Cidden dedim ki ya bizim hani belediyeler çok, ama bu milli görüş belediyelerinden gelen bir şey. Evet, evet. Ta 1989'dan beri tabii, Konya'da tabii, değil mi? Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Kesinlikle yani. Allah korusun. Hani belediyeler yani tebrik ediyorum ama
ulaşım konusunda hala ciddi sıkıntılar var ya. Özellikle toplu ulaşım, otobüslerde sabahları bazen hani arabayı da bırakıyorum, otobüse gidiyorum. Yani tıkabasa geliyorsun. Tramvaylar da öyle. Bazen tramvayla gidip arıza geliyorum. Yapıyor. Yani gerçekten sıkıntılı. Sıkıntılı. Yani bu metro sorunu, yani metro 20 yıl önce verilen bir vaatti. Şimdi 10 defa bitirilirdi. Yani Tahir Bey zamanında verilen bir vaatti. Ahmet Davutoğlu zamanında lansmanı yapıldı. 2019'da ihalesi yapıldı. Yıl 2024, 5 sene oldu. İçinden kredi gelecek, yapılacak. Şimdi bu Konya büyüyen bir şehir. Yani şu an Konya'nın en büyük sorunu ulaşım. Bu sorun hani çözülürse... Biraz da burada şöyle bir şey var mı İbrahim? Yani Konyalılar olarak bir şeyleri istemeyi başaramıyoruz gibi. Evet. Ya mesela ben çevre yolu, mutlaka gitmişsindir. Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, buraların her tarafının, Ankara'nın mesela çevre yolu, buraların her tarafının çevre yolları yapıldı. Doğru. Yeni çevre yolu yapıldı. Yani 20 yıllık belki meseleler bunlar ama Konya'da bir türlü çevre yolunu tamamlayamadılar. Ama çevre yolunu tamamlayamadılar da bu şehrin içindeki trafiği mahvediyor o çevre yolunun. Kesinlikle. Olmaması. Ya mesela örnek vereyim. Hal projesi yapılamadı. Evet mesela. Şehrin merkezinde hal var. Hala bizim değil mi? Evet. Ve oraya araçlar girip çıkıyor. Kamyonlar girip çıkıyor. Bazen trafik gitmiyor. Bazen mesela kamyon yanına hızlıca geçiyorsun. Bazen kamyonların kör noktası var ya. Evet. Şoför seni görmeyebiliyor. Allah korusun. Tabii. Yani ciddi hemen kazalara geçmen gerekiyor orada. Yani şehrin merkezinde kamyonlar. Mesela çimento fabrikası şehrin merkezinde kaldı artık. Evet. Orada ya bizim fark etmesini de görürsün orada mesela. Taşınması lazım bunların. Evet evet evet. Mesela örnek vereyim. 3. Anacat üssü. Ya Konya şekeri de zaten taşınacak. Yani 2025'e taşınacak. Evet. 2024-2025. Yani genel hava su kirliliği ciddi bir sorun hala. Özellikle kış aylarında artık durulacak gibi olmuyor. Ama eskiye baktığın zaman daha şey. Ama benim gördüğüm en önemli sorun ulaşım. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani yani ben de karşımda gazeteci var. Sosyal belediyecilik konusu da çok iyi. Hani sosyal belediyecilik konusu çok iyi. Evet evet. Hani şey çok yüzme iyi. Havuzları, spor tabii salonları ya, hakikaten çok iyi. Ya parklar çok iyi. Oturdum evin etrafında 4-5 tane çocuk parkı var. Evet evet. Arkada bakıyorum havuz parkı var, fitness var ve çok hesaplı yani. Evet evet evet. Mesela bedava çok düşük fiyata sembolik rakamlarla gidiyorsun. Belediye yapıyor bunu. Belediye yapıyor. Değil mi? Yani takdir ediyorum. Cidden güzel bir Selçuklu şey. Selçuklu Belediyesi mesela. Belediyesi bizim yapıyor. Orada Yazırdı'da evet, mesela evet. Öyle. İki tane spor salonu var yakınımızda evet. Mesela. Biri yüzme havuzlu, birisi normal evet. Fitness'ı olan. Ve fevkalade 3 tane park var yani evet. Bizim evin hemen yanında. Hepsi de birbirinden evet. Güzel. Kesinlikle temiz de hani şey. Evet evet. Şehirde hani şehir temizliği konusunda sıkıntı yok. Ama yine her şey. Ama ulaşım konusunda berbat. Berbat. Zaten toplu ulaşım konusunda. Evet, evet. Ciddi sıkıntı var yani. Toplu ulaşım, yani yıllar önce yazardım evet. Toplu ulaşımda Konya'da tramvay alta alınmalı veya yukarı çıkarılmalı diye. Yani, bütün herkes bana düşman olmuştu o zamanın belediyesi de. Mesela bir örnek vereyim. Evet. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag mesela. Evet. Konya'ya kadar, Konya'dan daha da küçük bir yer. Tram metrolar var. 3 katlı, 2 katlı. Evet. Şehirde ya da metroya gidiyorsun. 2 milyon nüfusu yok yani. Konya'nın evet. 2 milyon nüfusu tabii, tabii. Var. Yani. Onu diyeceğim. Ya bu artık şey gelmesi lazım. Konya'ya metronun artık başlanması lazım. Banyo yetmiyor sadece. Ki İbrahim'ciğim, Sayın Uğur İbrahim Altay 5 milyonluk şehir olarak Konya'yı tasavvur etmeliyiz tabii. Mealinde ifade kullanıyor. Ya Konya daha da büyüyecek yani. Şu Maraş depreminden sonra yani insanlar buraya akın akın geliyor. Kiralık ev bulunamıyor. Evet, evet. Yok, şehir kayıyor. Bakın Ardıştokur'a yeni bir yapıldı. Şimdi bugün sabah Köyceğiz kampüsünü dedik. Oraya öğrenciler nasıl çıksın ya? Araçla zor çıktık. Evet, evet. Yukarıda bayağı. Artık buralar hani ulaşım, toplu ulaşım daha da artması lazım. Raylı ulaşımın yaygına düz yer. Ki oradan mesela metro olmalı tabii, veya... Orası metro projesi yani? Proje. Şey, şu an orası var ama... Başlayamıyor ki yani. Para yok. Başlasa ya. Evet. Ya da en azından yani şu tramvayı biraz daha yaygınlaştırsalar. Yani şimdi yani yeni bir ihalesi ayın 10'unda mı yapılacak? 12'sinde yapılacak. Bu stadyumla şehir hastanesi arasında yeni bir tramvay. İşte proje. Mesela ama o tıp fakültesi şey evet. Orada yeni bir kampüs kuruldu. Tabii. Meram yeni yolu içine kapsayacak şekilde. Çünkü orada da bir kampüs var aynı zamanda. Evet. Bunlar çok ciddi yoğunluklara neden oluyor. Kesinlikle. Öğle saatlerinde bile otobüse, Meram yeni yol otobüsüne binemiyor insanlar yani. Yani otobüslerle ulaşım eziyet yani. Ciddi evet, evet. İnsan psikolojik olarak yıpratıyor. Kesinlikle. Yani Konya büyük şehir, bunu biliyoruz tabii. Diyelim.
Evet, son iki dakika demiş ama merhabaya girelim. Şöyle şehir, evet. Arkadaşlar hızlı bir şekilde gösterebilir miyim ya? Bana yardımcı olabilir misiniz? Şöyle, şehir evet. Dergisi hakikaten uzun yıllardır devam ettiriyorsunuz. Evet. Çok başarılı bir şekilde. Şöyle, şuradan mı göstereceksin? 2010 yılından beri devam ettiriyorsunuz. 2010 yıl, 13 yıldır değil evet. mi? Bu 95. sayı. Evet. 96'yı hazırlıyorsunuz. 96'yı hazırlıyorsunuz. Hakikaten çok başarılı bir şekilde yani kesinlikle. Takdir edilecek bir düzeyde başarıyla devam ettiriyorsunuz. Bu arada Kerem İşkan Bey stüdyomuza geldi. Kerem Bey de mimar yani. Evet. Bilmiyorum mikrofon varsa katılabilir bize aslında ama neyse şimdi hayır diyor. Evet gördünüz dergi bu sevgili seyirciler. Yani şöyle birinci sınıf her şeyle birinci sınıf bir dergi. Ve bu dergi devam ediyor. Merhaba yoluna devam ediyor başarılı bir şekilde. Biraz da onunla bitirelim. Buyurun. Şu an dergimiz 95. sayısı çıktı. 96. sayı hazırlıyoruz. Neredeyse 10 yıllık bir süreç. 13 yıldır daha. 13 yıldır çıkıyor dergimiz. İnternet sitemiz şu an Konya'da en çok ziyaretçi alan site. Evet, evet. Bu konuda evet. bir numarayız diyorsunuz ki evet, haklısınız. Cidden hani ekibimiz ölçülüyor zaten. Evet. Yani günlük neredeyse 100 bin, ortalama 100 bin ziyaretçimiz var. Bu çoğu İç Anadolu'daki hatta şu an Konya'da açık ara öndeyiz yani diğer rakiplerimize göre. Gazetemize günlük olarak yayın hayatına devam ediyor. Özel haberler, röportajlar, yani içerik olarak dolu dolu bir gazete çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Bugün de böyle bitirelim mi? Veya tabii. ekleyeceğim bir şey varsa ya ekleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Böylece bitirmiş olalım ama yani seçim... En sessiz seçim dönemini evet. yaşadığımız kesinlikle. 2024'teyiz. Belki bilmiyorum dinamikleşir doğru. bundan sonra. Sanmıyorum ya böyle gidecek gibi herhalde. Böyle gidecek evet. gibi. Ama inşallah şehrimiz için de ülkemiz için de hayırlı güzel bir dönem i̇nşallah. Olur duasıyla. Bir kırmadığın geldiğin için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gazetecileri konuşamadık. Evet. Ama onlar da tüm gazeteci arkadaşlarımın günlerini en azından kutlayalım 10 Ocak. Cidden bu işi hakkıyla yapan arkadaşlarımızın. Evet evet evet. Yapanlar da var, gençler var, başarılı evet. bu işleri yapmaya çalışan insanlar var. Hepsi bütün arkadaşlar, bütün meslektaşlarımızı kutluyoruz. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum kırmayıp katıldığın için. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağ olasınız. Evet sevgili seyirciler, yarın aynı saatlerde görüşebilmeyi diliyoruz. Yarın konumuz Profesör Doktor Mete Kalyoncu olacak. Konya sanayini konuşacağız. Onu belirtelim. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarım var. Onlar adına da güzel bir akşam diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.